Mesela dün Çanakkale'de deprem oldu. Yani 4.9, 5 gibi. Ama çok büyük değil. Ve zaten ben Çanakkale, yani İnegöl, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir'i o tarafta onca gelebilir diye söylüyordu. Onun için hemen telefon geldi. Hemen soruyor. Ama artık Türkiye'de yani Marmara bölge olsun hemen depremi yani depremi olabilir. Özellikle Marmara bölgede. Onun için yani sormasın artık hazır olursun. Ve şimdi siz oturuyor yerinin zemin iyi mi kötü mü? Deprem için en önemli tabii binada iyi olmak lazım ama zemin iyiyse onun için yani sormasın artık hazır olursun. Ve şimdi siz oturuyor yerinin zemin iyi mi kötü mü? Deprem için en önemli tabii binada iyi olmak lazım ama zemin iyiyse ve Marmara içinde ara ara gidiyordu ve yani bu fay hattı var yerde ana olarak yani batı köşe Türkiye'de doğu köşe Japonya'da. Evet yaşamı çıkan biliyor değil mi? Maske tabii ki her zaman maske yok ama çarşaf olabilir, battaniye olabilir, düdük. Yani üçgeni kaçtı. Maalesef bina çöktü. Hemen yani kurtarma ekibi gelmiyorsa da ben buradayım, yardımı yap, imdat, bağırıyorsun, bağırıyorsun ama ses yarım günde bitiyor, yani gidiyor. Ondan sonra düdük varsa üfleneceksiniz. Merzifon'da bir deprem fay hattı üzerinde bir şehir ve bu şehrin yerel yöneticisi olarak, bu şehrin 10 yıl yöneten başkan olarak önümüzdeki dönemde de depremi merkeze alan bir yeni imar revizyon çalışması yapacağız. Şehrin tamamını kapsayan ama buradaki temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riski diye bilinen zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesine yönelik onu temel alan bir imar planı hazırlayacağız. Ve bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak. Mevcut yapı stoğumuzun varsa eksiklikleri onların düzeltilmesi için zemin sıvılaşma riskini altına ilgi tutarak daha farklı insanlarımıza daha somut sonuçlarla karşılarına çıkacağız. Depremi önceleyeceğiz. Biz 21 bin deprem çantası dağıttık son 3,5-4 ay içerisinde. Merzifonumuzda.